Botar Apartmanı 1900'de inşası başlayan bir bina. Osmanlı döneminin önemli ikonik Arnavo stiliyle yapılmış ilk binası. Kıymetli bir bina. Daranko'nun mimarisiyle aslında yapılmış ve bugüne İBB Miras ve İBB Kültür ekiplerinin çalışmasıyla nihayet yeniden halka açılabilmiş bir bina. Kıymetli, değerli, ilk iş binası olarak ve ev binası olarak kullanılmış. Jean Botter'in aslında burası tamamen terzi olarak çalıştığı döneme uygun olarak tasarlanmış bir bina. İçinde olduğumuz kısımda aslında vitrin olarak kıyafetlerini sunduğu bölüm. Botter Apartman'ın ilk sergisi benim için çok kıymetli. Öncelikle İBB ile olan işbirliğimiz aslında çok değerli bu noktada. Son birkaç aydır daha sık ve yoğun bir şekilde görüşüyorduk. Kaza Botter binasında sergi teklifi onlardan geldi. Daha önce onlara sunduğum Düşler Hakikatler ismini verdiğim projeyi Botter binasında göstermeyi istediler. Benim için de uygundu çünkü Botter gerçekten hem geçirdiği tarihsel süreç hem de bugüne sirayet etti. Belki de oldukça önemli tuhaf zamanlardan geçtiğimiz bir döngü içinde yeniden halkla buluştu. Gerçekten bir buluşma alanı, bir aralık mekanı olarak karşımıza çıktığı için değerli. Düşler Hakikatler sergisi de tam olarak isminin aslında yer aldığı şekliyle hayal ettiğimiz, ulaşmayı hedeflediğimiz, gerçekten belki rüya gibi olabileceğine ihtimal dahi vermediğimiz güzel pembe düşlerin aslında gerçekleşebileceği hikayelere referans veriyor. Hakikatler de tam da bu gerçekliklerin aslında ne kadar karşısında, kıyısında ya da paralelinde durduğumuzu bize sunuyor. Bina bunun için oldukça uygun ve enteresan bir yapı olarak karşımıza çıktı. Çünkü Kaza Botter binası hakikaten hem tarihsel düstur içinde hem de bugüne gelen Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugünün istiklalindeki bütün o tarihsel serüveni bize sunuyor. Sergi de bunun içinde hem düş kurmanın, hayalle yeni bir şeye, yeni ihtimale ulaşmanın olasılıklarını bize sunuyor gerçekten ve hakikatlerden ne kadar değişimler, ne kadar dönüşümler olabilir bunu karşımıza çıkarıyor. Düşler Hakikatler bina içinde, binayla buluşup binanın ruhuyla aslında reverans yapan, dans eden bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. 13 sanatçının eserleri var. Kaza Botter sanat ve tasarım merkezi olarak aslında kurgulanıyor. Dolayısıyla buradaki her eser aslında safi bir sanat eseri olarak konumlandırılmadı. Aynı zamanda bir tasarım eseri olarak da karşımıza çıkan yapıtlar var. Bu noktada 13 sanatçının farklı disiplinlerde üretilmiş eserleri karşımızda. Mekan içinde fotoğraf, yerleştirmeler, kumaş eserler, ışık, neon, bir noktada dokuma eserlerin olduğu, cam eserlerin olduğu birçok farklı seçkinden eseri görüyoruz. Aslında şöyle, bence yine sergi çok tuhaf bir şekilde doğru bir zamanda karşımıza çıktı. Hem içinde yaşadığımız gerçeklik ve artık insan olmaktan şaşırdığımız zamanlara dokundu. Bir taraftayız hem de düşleyerek yeni olasılıkların, ihtimallerin neler olabileceğinin heyecanını yaşıyoruz. Tam da bu düsturda ve döngüde bence İstiklal'de olması, gerçekten İstanbul'un kalbinde olması çok kıymetli. Kaza Botter bu açıdan çok güzel bir bina ve içinde yer aldığım için gerçekten bu sergiyle, ilk sergiyle aslında herkesle buluşabildiğimiz için çok başka bir yerden bakıyorum. Bu noktada Düşler Hakikatler 16 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.